Siz neredeydiniz? Diyarbakır ticari taksicilerden HDP'li Garo Paylana tepki geldi. Önceki gün belediye binası önünde toplanıp basın açıklaması yaptılar. Gerekçeleri Paylan'ın meclise verdiği soru önergesi, İçişleri İş Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt istemesi. Paylan, soru önergesinde taksicilerin plakalarının aktifleşmesi için belediyenin kendilerinden bağış istediğini iddia etmişti. Taksicilerin aslında bu mevzusu çok ama çok derin. 10 yıl öncesine ait mahkemelik oldukları dönemse HDP'li Osman Baydemir'in belediye başkanlığı evresi. O günden bugüne mevzu yargıda ki mahkeme karar vermesine rağmen işlem yapılmadı. Hakları askıda tutuldu. Nihayetinde mevcut hali hazırdaki belediye kayyımı işi çözümledi ve geçtiğimiz haftalardan itibaren askıdaki taksi plakaları indirilerek toplu ulaşım alanına geçti. Diyarbakır T plaka hak sahipleri yardımlaşma ve dayanışma derneği başkanı Ahmet Aslan diyor ki yıllardır mağdur edildik. Şimdi esnaf arkadaşlar plakalarla kavuştu. Bu insani bir durum. Mahkeme kararı bakanlarımız, valilerimiz ve genel sekreterimizin inisiyatifiyle plakalar aktifleşti. Gelelim paylana dair tepki notuna. Bizler maddi ve malevi bedeller ödedik. Ey paylan, size sesleniyorum. Bizleri perişan eden belediyeleriniz mağdur ederken siz neredeydiniz? Aslan kendi cephesinde haklı ama bir hak noktasında hem kedileri hem de belediyeli kamuoyunu askıdaki plakaların aktifleştirilmesinde yeterince şeffaf ve samimi bir bilgilendirmenin içerisinde bulunulmadığını söylemek gerekir. Zaten o bilgi aktarımı olmadığı içindir ki çarşı karışıyor. Aynı mevzu minibüs hatları için de geçerli. Delir ya, siyasi, ideolojik, akçeli, akçesiz, her neyle hemhal olunmuşsa olunsun, şehir ahalisi için toplu ulaşımda yeni araçları sahaya sürülmesi rahatlama sağlamıştır. Zaten ahalinin de ve bizleri de istediği soruları çözümü. Tabi bireysel menfaatler gözetilmeden toplumsal menfaat öncü kılarak yapılması gerekir. Yanlış alarm. Evet ya Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hele şükür noktasında başhekim ataması bilgisi yanlış alarmış. Atama henüz yok. Asil değil vekaleten görevlendirme var. Nasıl yani? Vekaleten iki aydır görev yürüten başhekim Doktor İhsan Esmer'in il dışına çıkışı münasebetiyle yerine Doktor Serkan Dedeoğlu vekaleten başhekim olarak görevlendirilmiş. Kısacası vekile vekil ataması icra edilmiştir. Asil ne zaman atılacak derseniz o yine meçhuliyetini ve gizemliliğini koruyor. Neyse kim gelir kim gelmez onu zaman gösterecek ki kulislerde konuşulan isim adamcıklar çok ama yanlış alarmda bana garip gelen ve sorgulatan bir ayrıntı var. Denir ya şeytan ayrıntıda gizlidir diye. O da şu. Koca hastanede bu kadar başhekim bir yardımcısı varken, onlarca hekim bulunurken, hastanelerin içinde değil de İl sağlık müdürlüğünden vekil göndermek neye de delalettir? Bir güvensizlikten mi, bir adam yokluğundan mı, bir idari isafiyetten mi kaynaklı? Yoksa siyasi ve ideolojik bir kutuplaşma mı var? Her neyse sağlığı sağlıksızlığını gösteriyor. Sizce? Okullarda bitme? Evet, öyle diyor bir gazetemiz. Okullarda bit vakaları arttı. İdareciler veli ve öğrencileri uyardı. Bit tokası ve bit rozeti takasın. Eczanelerde de bit ilacı talebi de artmış. İşin hakikati elbette ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz ki bu mevzuda vaki olduğu içindir haber olmuş. İyi de bu çağdaş ve bu dönemde okullarda bit ne gezer derseniz. İşte onu da milli eğitimi çarşısını karıştıran etkili ve yetkili zevata sormak gerekir. Ne iş bitlerin kol gezme hali. Ha bu arada uyuz salgılı da var ancak kontrol altında deniliyor. Neyse bir yalıt verin ama HTS'siz olsun. Bu halefetin son destek halkası hep ifade ediyorum. AK Parti iktidarı döneminde mevcut muhalefet bir kesime felaket bir kesime de bulunmaz bir nimet olmuştur. Nimet olma noktasında kısır bir muhalefet anlayışıyla her seçimde AK Parti iktidarı altı tepsi de sunmuştur. Yani iktidar için bulunmaz bir nimet olmuştur. Felaket noktasında iktidara sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, iç ve dış politikada şeffaf ve sabibi politika taşımadığı için halk için felaketlerin müsebbibi olmuştur. Çünkü siyasi algıda öz ve yerli bir düşünce üretiminde değiller. Sürekli güdümlü siyaseti icra ediyorlar. Yoksa iktidarın siyasi söylemlerini tersine dokunmazlardı. Ne diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? Ey ahali, 2023 seçimlerinde su bir destek istiyorum diyor. Desteği kendisine istiyor. Niye son desteği istiyor derseniz azıcık akıl yoklanabilirsiniz açıklaması yapılırsa bilinir. Lakin anayasanın amir hükmü diyor. 2028 sonrası bir daha aday olamaz. Nitekim artık görevi gençlere vereceğim diyor. Bunu bile anlamakta kısır kalınıyor. Ey onun içindir ki Erdoğan son desteği Cumhurbaşkanlığı için istiyorum. Peki AK Parti için? Yok. Siyasete veda etmiyor. Köşeye çekilip emeklilik derdinde hiç değil. Bakarsınız muhalefetin özlem duyduğu parlamenter sisteme dönüş noktasında hotri meydan diyebilir. Reislik değil de yeniden başbakanlık için tabi bu da 2028 sonrası. Yani özetle ifade etmek lazımsa Erdoğan'ın son destek sözünden şunu da çıkarabiliriz. Eğer ki parlamenter sisteme dönüş noktasında bir düşünce ve hamle gelişecekse bilinmelidir ki bu muhalefetle değil iktidarla bu mukadder olur. Fena bir tuzak. İstilaf ve temiz yol açık olsa bile daha birçok merhale söz konusu olsa dahi 2023 seçimlerine gidilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza hiç de kamuoyu nezdinde halkın vicdanında hukuki bir yönü olacağını sanmıyorum. Ki karar sonrası gelen tepkiler de bunu gösteriyor. En büyük tuzak ve tehdit karar üzerinden pusuya yatanların geliştireceği toplumsal gerilim tuzağı, sokak ve iktidar hesaplaşmasına döndürme gayretinde olan fitne odaklarının akılları da geçerlere karşı herkesin tepkili ve sağduyulu itidal bir duruş sergilemesi gerekir. Özellikle muhalefetin kışkırtıcı, provokatif eylem ve söylemleri geliştirebilecek hallerden uzak durması lazım. Hadise üzerinden siyaset devşirerek ülkeyi ateşin içerisinde sürüklememeli. Aynı bilvalde siyasal iktidar ve kamu kuruluşları da mevcut duruma körükle gitme gitmemelidir. Aksi takdirde çok çetin hallerin vuku bulmasına neden olabilir. Daha önce de ifade etmiştim. Bu seçim süreci diğer seçimlerden daha tansiyonu ve aksiyonu yüksek bir seyirde geçecek. İçeriden ve dışarıdan huzuru, istikrarı, güveni, zafiyete düşürme adına envai fitne oluşturulmaya çalışılacak. Onlar için uyanık olmamız gerekir. Şimdilik bu kadar diyorum. Günün sözü, kendi eğrilmesi başkasına meyil edeli vicdanından hakikat beklenilemez.